Evet sevgili izleyiciler, Gündoğdu reklamların ardından devam ediyor. İlk bölümümüzde Adnan Dinçer ile birlikte Beşiktaş'ımızın gündemini yorumladık. İkinci bölümde sizlere de söyledim. Aslında özlemiştik. Betül Alakır bizlerle birlikte astrolog. Geçtiğimiz iki sezon boyunca bize çok güzel haberler vermişti. Bu sene de hem yeni futbolcularımızın yıldız haritalarına göz atacağız. Bu sene Beşiktaş'ı astrolojik anlamda neler bekliyor kendisine soruyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Sizi görüyoruz, daha iyi oluyoruz. Valla sanki ve dün gibi bir sene geçmiş ama ne kadar çok hızlı zaman doğru. Hızlı geçiyor. Sizi görmek çok iyi geldi. Sağ olun, aynen. Yani bir de tabii takımın başarıları, güzel alınan kupalar, şampiyonluklar hep bizi daha çok motive ediyor. Mutlu bir şekilde incelemeye de devam ediyoruz. Her ay dergide futbolcularımızı analiz ediyoruz. Evet, onu da hemen söyleyelim. Beşiktaş dergisinde zaten Betül Hanım'ın müthiş yazıları var. Futbolcularımızın analizleri var. Bu sayımızda da sevgili izleyiciler, Ağustos sayısında da biliyorsunuz yeni transferimiz Pepe'nin çok güzel bir kapak çalışmasıyla birlikte piyasadaydı. Şu anda tüm bayilerde ve Betül Hanım'ın Adriano ile ilgili çok önemli analizleri var. Almadıysanız efendim mutlaka alın, kaçırmayın. Şimdi biz geçeceğiz. Aslında yorumlamalarımıza, yıldız haritalarına bakacağız ama öncesinde bir A takım muhabirimiz Mert Közoğlu'na bağlanalım. Ümraniye'ye gidelim. Dün akşam oldukça uzun saatlerin ardından şu anda futbol takımımızdaki son gelişmeler neler? Bu galibiyetin ardından neler var? Nedir notların Mert? Seni dinliyoruz. Sevde, senin de söylediğin gibi siyah beyazlar galibiyetin ardından ara vermeden Kasımpaşa'da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmandan canlı görüntüleri ekranlara getirelim ve üzerine konuşmaya başlayalım. Tabii ki dünkü karşılaşmanın ardından geçtiğimiz sezon uygulanan bir program bu sezonda devam ediyor. Neydi o? Geçtiğimiz sezon maçlardan sonra karşılaşmalarda ilk 11'de forma giyen futbolcular ve sonradan giren isimler de salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştiriyorlardı. Bir sonraki gün, yani bugün maçın ertesi günü, bu sezonda bu program değişmedi. Yine dünkü karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon antrenmanı gerçekleştiriyorlar. Salonda çalışıyorlar. Diğer futbolcular da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tabii sahada çalışmalarını sürdüren isimler arasında Geri Medel de var. Ekranlara şimdi geliyor. Kameraman arkadaşım Volkan Dilican da onu ekranlara getirdi. Medel'in takımla beraber bu ikinci çalışması. Onu da ilk defa antrenman tesislerinde sahada çalışmalarda görüyoruz. Şilili futbolcu Geri Medel gerçekten bu takıma savunma anlamında, liderlik anlamında, bu da çok önemli bir şey, savunma liderliği anlamında çok önemli işler yapacağını biliyoruz. Antrenmanlarda sürekli arkadaşlarına uyarılarda bulunuyor. Sanki hani yeni bir futbolcu değil de burada senelerce forma giymiş bir isim gibi takım arkadaşlarını yönlendirmesi, o liderlik ruhu Beşiktaş'ın savunma anlamında oldukça işine yarayacak bir futbolcu olacağı benziyor. Sahada hangi futbolcular var? Hemen onlardan bahsedeyim. Alvaro Negredo var. Jermain Lens, Geri Medel, Tolgay Arslan, Sedat Şahintürk, Orkan Çınar, Aras Özbiliz, Fatih Aksoy, Matej Mitrović, Necip Uysal, Mustafa Pekdemek ve Pedro Franco sahada olan isimler. Bu futbolcular ilk olarak kısa bir koşu çalışması gerçekleştirdiler. Bir ısınma antrenmanı yaptılar. Daha sonrasında şu an izlemiş olduğunuz üzere bir top kapma çalışması gerçekleştiriyorlar. Bunun ertesinde bir minyatür kale antrenmanı olacak. Minyatür kale antrenmanıyla birlikte de daha sonrasında yine topla çalışmaların olduğu bir program izlenecek futbolcular tarafından. Yarın saat 18'de yapılacak akşam antrenmanıyla birlikte siyah beyazlılar Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. Kasımpaşa karşılaşması bildiğiniz gibi cuma günü. Beşiktaş dün Antalyaspor'u Vodafone Park'ta 2-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu karşılaşmanın şöyle bir özelliği var. Genel anlamda ilk hafta mücadeleleri oyundan ziyade skorların alınması gerektiği karşılaşmalardır ki bu da tam olarak öyle oldu. Pepe'nin Beşiktaş formasıyla ligdeki ilk resmi maçında ilk golünü atması gecenin ayrı bir güzelliği. Tabii ki Cenk Tosun'un bu sezona da gollerle başlaması Cenk Tosun adına, yine Beşiktaş adına çok sevindirici bir durum. Cenk hem Süper Kupa karşılaşmasında gol atmıştı hem de dün penaltıdan kaydettiği golle sezona kendi adına açılışı yapmış oldu. Golden sonra çalan Tosunpaşa müziği de geceye renk katan ayrı bir
olaydı. Bunu maç sonunda kendisine de sorduğumuzda iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Candaş Tolgaş'ın kendisine bunu tavsiye ettiğini, onun da çok olumlu karşıladığını ve güzel de bir hadise olduğunu ifade etti. Özellikle buna, bu gol müziğine özel bir sevinç katıp katmayacağını da ilerleyen zamanlarda düşüneceğini ifade etti milli futbolcu Cenk Tosun. Pepe'nin ilk golden sonra gerçekten olumlu bir havada olduğunu söylemek mümkün. Özel röportaj gerçekleştirdik maç sonunda kendisiyle Beşiktaş Televizyonu olarak. Gerçekten ilk maçında attığı ilk golün kendisi için oldukça sevindirici olduğunu ifade etti. Bu tarz ilk karşılaşmaların oldukça yoğun ve yorucu geçebileceğini, ancak ilk maçtan sonra gerçekten takım arkadaşlarıyla uyumu gitgide sağlayacağını ifade etti Pepe. Ona keza tribü açısında yine ilk maçlarda oyundan ziyade skorun önemli olduğunu, belli dakikalardan sonra yorgunlukların baş gösterdiğini ifade etti. Ancak buna rağmen kazanmayı bilmenin oldukça önemli ve etkili olduğundan bahsetti Atiba Açınsın. Dünkü karşılaşmada Fabrizio defansız kaledeydi. Defansın sağında Andreas Beck, solunda Caner Erkin, ortada Duško Tosić, Pepe ikilisini izledik. Orta sahada Atiba Oğuzhan, Talisca üçlüsünü gördük. Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun ilk 11 ile sahadaydı Beşiktaş. Yeni transferlerden sadece Pepe'nin ilk 11'de forma giydiğini ifade edelim. Daha sonrasında oyuna Tolga Yarslan, Necip Uysal ve son bölümde Alvaro Negredo dahil oldu. Dünkü mücadelenin şu şekilde bir farkı da vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni kurala göre, yeni talimata göre 21 kişilik maç kadrosu vardı. Yani 11 futbolcu artı 17 isim vardı. Bu 17'nin ardından o bölümden 3 futbolcu seçilebiliyordu. Aynı zamanda saha kenarında ısınabilen futbolcu sayısı 3 iken bu da 5'e çıkarıldı. Bunların uygulandığı ilk karşılaşma olarak da anabiliriz dünkü mücadele. Evet, Nevzat Demir tesislerinden biz yayınımızın sonuna gelelim. Siyah beyazların antrenmanı devam ediyor. Yaklaşık 1 saat daha çalışmanın süreceğini belirtelim. Beşiktaş bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. Yarın da akşam antrenmanıyla birlikte hazırlıklar devam edecek. Biz buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sözü Sevde ve konuğuna bırakalım. Teşekkür ediyoruz Mert. Aktardığın bilgiler için sana kolay gelsin diyelim. Futbol takımımız dün akşamki güzel galibiyetin ardından hiç ara vermeden Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Detayları, son gelişmeleri Mert'ten aldık ve hafta boyunca almaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi hemen Betül Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü merak ediyoruz, yeni transferler, astroloji, yıldızlar neler diyor. Şimdi şöyle çok genel başlamak istiyorum. Geçtiğimiz 2 sene öncesinde de güzel bir sezon bizi bekliyor. Çünkü gökyüzü Beşiktaş'ın yanında demiştiniz. Evet. Bu sene şöyle bir genel olarak baktığınız zaman yeni transferler, güzel bir uyum, güzel bir hava, evet, hocamız, evet, teknik heyetimiz, başkanımız, camiamız kenetlenmiş durumdayız ve şampiyonun en güçlü adayı baktığınız, kesinlikle, zaman form olarak, kalite olarak. Ama gökyüzü neler söylüyor? Şimdi tabii gökyüzünü yorumlamak çok daha değişik bir şey. Çünkü çok faktör var, çok dış etken var. Futbol oyununda da çok dış etken var. Her şey, siz en iyisini bile ortaya koyduğunuzda başka konular devreye giriyor. Başka müdahaleler devreye giriyor. Her şey bizim elimizde olmuyor. Ama avantajımız ne oluyor? Ben astrolojiyi hava durumuna benzetiyorum. Nasıl hava durumundan bilgileri alıyoruz? İşte fırtına olabilir, yağmur yağabilir. Ne yapıyoruz? Gökyüzünü değiştiremeyiz. Bir akış var zaten hayatta, bir akış içinde. Ama önlemler alabiliyoruz. Mesela, evet, yağmur olduğu gün şemsiye alıp çıkmak, bir yağmurluk giymek veya çok sıcak olan günde hani aman çıkmayalım, mümkünse hani klimalı ortamlarda olalım gibi kendimizce, evet, önlem alabiliyoruz. Astroloji bize bunu söylüyor ve son 2 yıldır hani başlangıç programlarımızda da konuştuğumuz gibi hakikaten Beşiktaş bir yükselişte. Bunu tabii takımın kuruluş haritasını çıkararak, çünkü biz astrolojide mutlaka bir haritayı baz alırız. O an için bir harita ortaya çıkarırız, gökyüzündeki gezegen pozisyonlarını ve onu yorumlarız. Bir referans noktamız olması lazım. Ona artı ne yapabiliriz spor bazında inceleyeceksek? Futbolcu haritalarını, doğum haritalarını çıkarırız. Doğum bilgilerini alarak, çünkü astroloji sadece burç bazında çalışmıyor. O zaman 12 tane insan olurdu hani gökyüzünde, bölerdik her şeyi.
Ama mesela Pepe transferi ilk söz konusu olduğunda benim erkek kardeşim çok hasta. Biz ailece Beşiktaşlıyız, çok hasta. Erkek kardeşim çok takip eder. Abla dedi, doğum tarihi şu dedi, bir bakacak mısın? Tamam dedim, bir bakalım. Can dedim, bu gelecek bize, biliyor musun? Gelecek. Nasıl dedi gelecek, çok zor falan. Yani dedim, bizim Pepe Balık Burcu. 26 Şubat doğumlu. Bizde 26 Şubat, bizde 19 Mart Balık Burcu'yuz. Hani kuruluş tarihini referans alınca. Ve 9'u acayip uyuyor bizim kulübümüze. Hatta dedim, gelirse de bizim tarihimize geçen efsane futbolcular arasında da, hani bir Guti gibi efsane futbolcular arasında da yer alır, tutar. Doku uyumu tutar diye konuştuk. Ve haritada başka Balık Burcu ve çok duygusal, ama bir bakıyorsunuz mücadeleci gezegen, sporcu haritalarında çok önemli olan Mars var. Mars'ı Koç Burcu'nda. Çok duygusal ama çok savaşçı. Yani onu bünyesinde barındırıyor. Sonra bakıyorsunuz duyguları nasıl ifade ediyor? Aslan. Aslan takdir edilmek, beğenilmek, sevilmek, alkışlanmak ister. Bizim bu Kamtu Beşiktaş tayfası ve furyası aslında tam o tarzda insanların aradığı ortamı yarattı. Ben buraya gelirsem taraftar beni görür, beğenir, alkışlar, onore eder, takdir eder mesajı aslında bilinçaltına gönderildi. Evet, hep basın toplantılarında da dedi ya, hani benim buraya gelmem çok kolay oldu. Çünkü taraftarların o müthiş mesajları ile birlikte gerçekten hani çok memnundu bu durumdan. Yani bu bilinçsizce yapılmış gibi ama değil. Neden Beşiktaş taraftarının aslında doğal dokusuyla, doğal davranış tarzıyla onun kendi natürü, doğası çok güzel örtüştü. Ve çok duygusal olduğu için mesela ailesine ilgi gösterilmesi çok hoşuna gitti. Hani onun da, diğer futbolcularımızın da, onların haritalarına da baktığımızda zaten diğer transferlerimizde. Evet, evet. Bir şey söylemek istiyorum. İşin en güzel tarafı, bütün bu transferler Merkür Retro başlamadan önce bitti. Benim en sevindiğim kısım o aslında. Evet, şimdi tabii biz bu kadar ayrıntılı bilmiyoruz ama haber sitelerine bile konu oluyor. Merkür Retrosu geliyor, aman dikkat. İşte iletişim araçlarına şu geriye gidecek, şöyle anlaşmalara imza atmayın. İşler biraz tersine dönebilir. Bu dönemi bir atlatın, sonra gerçekten kararlarınızı verin. Şimdi biz nasıl bir dönemdeyiz? Şimdi aslında Ağustos ayı itibariyle biraz karışık bir döneme girdik. Ben bunu dergi yazılarında da çeşitli yerlerdeki yazılarımda da vurguluyorum. Tutulma ayındayız. Bir kere iki tane tutulma var bu ay. İlk 7 Ağustos'ta ay tutulması yaşadık, evet. Aslan Burcu'nda. Ve 21 Ağustos'ta da bir güneş tutulması var. Ki bu güneş tutulması 21 Ağustos'taki çok güçlü bir tutulma. Bu tutulma sırasında da Merkür geri harekette olacak. Çok uzun olacakmış, doğru mu? Onun süresinin uzun olması etkilerinin de yayılma zamanıyla çok alakalı oluyor. Zannediyorum Türkiye'den gözlemleyemeyeceğiz ama tabii bundan etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Daha çok Amerika üzerinde, Amerika'nın batı kıyılarından gözlemlenecek. Mesela Amerika Başkanı veya oradaki enerjileri daha agresifleştirebilecek etkileri olması astrolojik anlamda muhtemeldir, bekleniyor. Zaten küçük küçük şeyler, kaynamalar başlar bir hafta öncesinde. Bu dönemde Satürn geri harekette olan gezegenler şöyle yapar. Bir arabanın geri viteste gitmesi gibi. Daha yavaş gidersiniz. Hani ileri 5 vites giderken aracınızla, geri vitesiniz bir tanedir. Niye geri vitese de 5 tane koymuyorlar? Evet. Yani geri giden bir gezegenin, nasıl geri giden bir arabanın yola hakimiyeti azalırsa, geri harekette olan bir gezegenin de sembolize ettiği konulardaki hükmü ve etkinliği yavaşlar. Yani astrolojide de şunu da söyleyeyim, hiçbir gezegen de geri gitmez ayrıca. İzafi bir kavramdır bu. Merkür güneş sisteminde güneşe en yakın planet. Bunu bir atletizm gibi düşünün. İçeride olanın yolu daha kısadır. Evet. Dışarıdaki atletin yolu daha uzundur. Evet. Merkür en yakın, tık bir tur bitiriyor. Dünya hala hareketine devam ederken dünyaya arkadan yaklaşıyor. Biz onu geride görüyoruz. Aslında geriden gelirken o turlarına devam ediyor. Ama işte bunun analize yansıması
geri harekette olan, yani geriden gelen bir gezegenin temsil ettiği konularda yavaşlama, ağırlık, dikkatsizlik, hani geri giden bir arabada kör noktalarınızın olması gibi. Normal ileri giderken siz 180 dereceye hakimsiniz. Önünüzü görüyorsunuz, direksiyonu istediğiniz yere çevirebilirsiniz. Evet. Geri giderken daha dikkatli olmanız lazım. Şimdi transferlerde en güzel, benim tabii astrolog evet. olarak en sevindiğim kısım, bütün bunların retro hareketten önce önemli transferler bitti. Şimdi peki bundan sonra ne yapacağız? Transfer yapmayacak mıyız? Evet, mesela başkanımız dedi Beşiktaş'ta transferler bitmez dedi. Bitmeyecek tabii, ama benim naçizane önerim, madem biz böyle bir gerçekliğin farkındayız. Şimdi astroloji hakikaten özellikle Amerika'da ve İngiltere'de üniversiteler seviyesinde okutulan bir ilim olarak kabul ediliyor. Sosyal bir ilimdir. Psikoloji gibi, tıp gibi sosyal bir ilim. Ama bunun kodları var. Bunu okuyorsunuz, öğreniyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Siz de bunun eğitimini alıp bunu hayatınıza çok rahat uygun. Benim birçok danışanım, ben hani yıllarca danışmanlık alan insanlar, biz bunu öğrenelim diye eğitim almaya başladılar. Niye? Bu bir bilgidir ve siz kullanırsanız size hizmet eder. Yani diyetisyene gittiniz, size bilgi verdi, şunu yeme, şöyle yapma. Siz dinlemediniz, size hizmet etmez. Ama uygularsanız ne olur, avantajlı dönemleri, riskli dönemleri ayırt edebilirsiniz ve kendinize göre. Çünkü evet. bireyin haritası da parmak izi gibi, DNA'sı gibi. Hani tüm şimdi gazetede, dergide okudunuz. Mesela siz Başak Burcu'sunuz. Merkür Retro Başak Burcu'nda. Eyvah diyebilirsiniz. Ama siz bunu doğru kullanmayı öğrenirseniz, eksik projelerinizi tamamlarsınız, bitmemiş yazılarınızı yaparsınız, başladığınız yarım kalan her işle ilgili daha detaylı çalışmalar, analizler yapıp kendinizi tamamlamak için 3 haftalık bir süreye sahip olduğunuzu idrak edersiniz. Ve bunu o yönde kullanırsınız. Ama ne yaparsınız? Yeni bir ev almazsınız. Yeni bir araba almazsınız. 0 kilometre yeni başlangıç yapmamaya özen gösterirsiniz. Ha, ne yapacaksınız? Yani yarım kalanlar devam edebilir. Tabii, ama 0 kilometre olanlar da biraz... İki kere dikkat etmek lazım. O zaman şimdi önümüzde gerçekleşecek bir transfer olursa, hemen tekrar futbola endekslersek, yani, biraz sakıncalı şimdi mı? Şunu da söyleyeyim. Gazetelerde böyle isimler var. Bence sakıncalı demeyelim, ama mesela şöyle olabilir. Çok uzun zamandır uğraştığımız, pürüzleri giderilememiş bir transferde pürüzler giderilebilir ve halledilebilir. Mesela bakın, uğraştığınız bir şeyi almak. Ha, evet. Ama biz bu şimdi retro dün başladı zaten. Yeni başladı. Şimdi biz bu hafta içinde mesela yeni bir futbolcu radarımıza girdi. İlk defa önerildi. Onu bir iyi araştıralım deriz. Evet, ama zaten var olan birisiyse bir sıkıntı. Evet, çözememişizdir. Bir şeyi bekliyoruzdur. Mesela yani bir engel vardır. Ha, retro bizim o engeli çözmemizi, düğümü gevşetmemizi de kolaylaştırır. Evet. Ne yapmak lazım? Tabii bir kontrat imzalanacak. O zaman bizim o kontratı hazırlayan işte avukatlarımıza, ilgili kişilere, oraya eklenecek maddelere 2 kere dikkat etmeleri önerilebilir. Hı hı. Neden? Ya bir şey olmaz, bunu yazmasak da olur dediğimiz bir şey uzun vadede, bir sonraki Merkür Retrosu'nda bize sıkıntı çıkarabilir. Yani genelde 4 ayda bir Merkür Retrosu yaşarız. Senede 3 kere, bazı yıllar 4. Şimdi önemsiz gibi görünen bir detay, 6 ay ya da 7 ay sonraki bir süreçte, keşke biz bunu böyle yazmasaydık, o zaman düşünemedik gibi. Onun için 2 kere düşünerek hazırlamak, 2 kere gözden geçirmek retroda yapacağımız en doğru hareket. Eski mesela, atıyorum örnek, gündemde hep konuşuluyor Twitter'da, her yerde Sosa. Hı hı. Gelir mi gelmez mi, gemileri yaktı, mesaj gönderdi. Şimdi Sosa'nın geri gelmesi mesela o kontekste uyar. Çünkü neden? Geri gelmek için çabalıyor, ediyor. Belki de retro ona o imkanı sağlayacak. Acaba? Mesela yani bir örnekleme yapmak gerekirse. Ama yeni radara girenlere biraz daha iyi bakmak bizden. Retro'da şöyle bir durum vardır, gölgeli bir durum vardır. Acaba bir sakatlığı var da bizden saklanıyor mu? Hmm. Acaba bir problemi var da biz bunu göremedik mi gibi, onun için 2 kere araştırma yapmak deriz. Evet. Ama retroları çok doğru kullanıp çok da başarılı. Mesela bir ev almak istiyorsunuz. Hani günlük hayattan bahsedelim. Retro'da emlakçıları gezin. Evlere bakın. Bu ev böyle, şu ev böyle, hepsini inceleyin. Ama son kararı o düz harekete geçtiğinde, ki bu 5 Eylül'de olacak. 5 Eylül. 5 Eylül'de. Son kararı o zaman verirseniz
aslında siz retroda yaptığınız bütün analiz ve araştırmaların sonucunda çok daha sağlıklı ve sağduyulu bir karar verme ortamına sahip olacaksınız. O yüzden biraz fevri olmuyoruz. Böyle iki kere, üç kere düşünüp karar veriyoruz. İletişim, çünkü pardon onu da söyleyeyim. Merkür'ün sembolizmi iletişim, okuma, öğrenme, yazma, çizme, imza. Mitolojide Hermes, tanrıların habercisi. Bütün bu basın, yayın, bütün bu konular aslında Merkür'ün. Mesela dün akşamki ben maç sonrasındaki açıklamaları falan böyle izledim, dinledim. Talihsiz bazı açıklamalar. Evet. İşte ne konuştuğunu bilmek çok önemli Merkür retrolarında. Yani ağızdan çıkan şeyler çıkıyor gidiyor. Ama ne konuştuğumuzun farkında mıyız acaba? Evet. Yani aslında, öyle deriz. Okumayı bilen insan için ne kadar yani şaşırtıcı değil. Belki normal bir zamanda hiç kimse böyle konuşmayacak ama işte bu tabii enerji ve bu dalgayla birlikte çok acayip şeyler söylenebiliyor. Şimdi süremizi de düzgün kullanmak adına yeni gelen futbolcularımızın biraz harita harita üzerinden gidelim rica edeceğim. Hangisinden başlayalım? Arkadaşlarımıza da rica edelim. Hemen ekrana getirsinler. Hangi futbolcumuza başlayalım? Mesela Pepe'yle başlayalım şimdi. Pepe hak etti. zaten dünkü karşılaşma oyunu, özellikle ilk golü atması eminim bütün taraftarlarımızı da mutlu etti. Evet. Çünkü kupa maçında çok hani üzülmüştü. Evet. Duygusallığını gördünüz mü orada? Evet yani ya. O balık aslında içindeki balık tarafı. Ama Pepe'nin doğum haritasında bir tek güneş balıkta. Yani 26 Şubat 1983 doğumlu, Brezilya doğumlu ama Portekiz vatandaşı yanılmıyorsam. Bir tek o doğduğu gün güneş balıktaymış. Burada da tabii doğum haritasının yukarıda tepede MC olarak gördüğümüz bir nokta var. Onun yanında güneşini yukarıda görüyoruz. Bir tek o. Şimdi bakın bu bizim aslında doğum haritamız parmak izimiz gibi bir şey. Herkesin kendine özel. Yani herkes bütün balıkların aynı olacağını düşünmek nasıl söyleyebilirim? Mesela yeryüzünde işte bütün Afrikalılar aynıdır. Peki şöyle bir şey mi? Bir parantez açayım. Şimdi hayatınız boyunca bir kere bu haritayı çıkartmak mı? Yoksa bunu dönem dönem mesela işte bu sene yaptırdım, seneye de tekrar bir bakayım. Hep değişen bir şey mi? Nasıl? Çok güzel bir soru sordunuz. Tipik tabii Başak analiziyle. Şimdi doğum haritanız sizin parmak iziniz gibi doğduğunuz anda gökyüzünün bir fotoğrafının çekilmesi tabii. Ve sizinle eşleşiyor. Aslında sizin karakteriniz, mizacınız, natürünüz, doğanız hepsi onun içinde kodlu. Diyeceksiniz ki nasıl etkiliyor bizi? Güzel soru. Ben size buradan şimdi Bluetooth'la bir resim yollayayım ya da WhatsApp'tan bir resim yollayayım. Hiç elle tutamıyoruz, gözle göremiyoruz. Buradan oraya gidiyor, uydudan geliyor, oraya iniyor. Her şeyi elle tutup gözle göremiyoruz zaten. Özellikle bu yıllarda dijital mailleriniz nerede saklı? Siz maillerinizi elle tutabiliyor musunuz? Teknolojik, elektronik yani zihnimizin, beynimizin çözemediği, algılayamadığı o kadar çok şey var ki. Astrolojide yani en az 2000 yıl öncesinde bile kullanılan sembolizmler taşıyor. Ve tarihte de acayip faydalanılmış. Mesela 1. Elizabeth'in özel sarayında, İngiliz Kraliyet Sarayı'nda astroloğu var. Ve Golden Age, altın çağı olarak o İngiltere'yi en parlak çağına götüren kraliçe aslında astroloğuna danışmadan hiçbir iş yapmazmış, hiçbir savaşa başlamazmış. Direkt rüzgarı arkasına alarak hareket etmek olarak bunu düşünebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nda müneccim başları varmış. Bu bir meslek yani. Evet. Ve savaşlardan önce müneccim başından ahkam kesmesi istenirmiş. Ne öngörüyorsun? Ne görüyorsun? Bekletirmiş savaşı. Hatta Kanuni'nin bu hayatını kaybettiği savaşa çıkmadan önce saray müneccim başısının ona çıkmamasını önerdiği, hayatına mal olabilecek bir yolculuk olabileceğini de söylediği bu okunmuş yani belirtiliyor bazı şeylerde. Çok ilginç yani. Ben zaten akademisyenim. Ben öğretim görevlisiyim. Benim bütün işim bilimdi. Ama bu benim hayatımda 1988'den beri devamlı kurcaladığım yani neredeyse 30 yıl olacak gelecek yıl okuduğum, irdelediğim artık sonunda yok. Benim bunun eğitimlerini almam gerekir dediğim İstanbul'da 3+1 yıl ondan sonra Amerika ve İngiltere'den aldığım eğitimlerle artık
Çünkü bizde burada bu üniversite ve diploma seviyesinde okutulmuyor. Mecbur yurt dışına gidiyorsunuz yani. Bunun için. Artık bilimsel bir şekilde kullanıyoruz. Nasıl hizmet eder? Doğum haritanız sizin özünüz. Her şey kodlu. Mesela siz 5 yaşında şeker hastası değilsiniz belki. Ama bu sizin 30-35 yaşında eğer genetik kodunuzda varsa ortaya çıkmayacağını göstermez. Aslında her şey kodlu orada. Bu da sizin donanımlarınızı gösterir. Ama ileriye dönük nasıl? Hareket ettiriyoruz haritaları. Çok değişik teknikler var. İlerletim teknikleri var, transit teknikler var. Yıllık her doğum gününüzde çıkardığımız güneş dönüşü haritaları var, profeksiyon haritalar var. Hepsi teknik. Yani şöyle diyeyim size, doktora gittiğinizde şikayetinizi anlatıyorsunuz. Size diyor ki bir MR çekmemiz lazım. İşte bir renkli Doppler de çekelim. Bir de kan tahlili alalım. Bakalım neyiniz var, bir analiz yapalım. Astrolojide öyle. Siz gelip diyorsunuz ki ben hayatımın şu döneminde çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Tamam diyoruz. Okey. Doğum haritanızı alıyoruz. Daha ne kadar devam edecek? Ne zaman başladı? Mesela doktor da soruyor ya, bu şikayetler ne zaman başladı? Sizin o sıkıntınızın başladığı döneme geri gidiyoruz. Mesela diyorsunuz ki işte Nisan'da başladı. Hı hı. Orada bir başlangıç noktası oluşturup o tekniklerle şimdi neredeyiz ve nereye gidiyoruzla ilgili aslında bir algoritma oluşturuyoruz. Yani benim mesela danışanlarımın çoğu mühendisler, iş adamları, yöneticiler, ev hanımı falan hiç yok bizim kitlede. İşlerini ve ajandalarını kurgulayan, düzenleyen insanlar bu toplantılarını bile buna göre ayarlıyorlar. Ne yapıyorlar? Rüzgarı önüne alıyorlar. Şimdi siz bir plaja güneşlenmeye gideceksiniz. Hava kapalı yağmurluyken gitmek niye? Biliyorsanız 3 gün yağmur var, niye gidesiniz? Evet. Ya bu kullanmak, bu bir araç ve size hizmet eder. Doğum haritanızda sizi anlatıyor. Şimdi mesela Pepe'ye geri dönelim. Pepe balık. Ya balık insanlarına normalde bakarsınız. Yumuşak, duygusal, gözyaşları hazır, alıngan dersiniz. Değil mi? Eğer bu doğduğunuz anda en az 3-4 gezegeniniz balıktaysa bunu çok yoğun görürüz. Veya yükseleniniz balıksa da bunu çok yoğun görürüz. Ama şimdi Pepe'nin haritasına bakıyorum. Doğum saatini bilmediğim için yükselen burcuyla ilgili bir yorum yapamıyorum tabii. İnşallah onu da öğreniriz ilerleyen İnşallah. Zamanda. Ama mesela Pepe'nin haritasında çok yüksek bir ateş enerjisi var. Ateş enerjisi ne? Ateş burçlarında onun doğum anında çok gezegen yerleşmiş. Yani mesela Ay burcu Aslan dedik. Ay tabii burada sembolleri pek anlatmamız zor ama işte bunları ve aralarındaki bakın hepsi matematiksel açı bağlantıları. Hepsinin arasındaki o çizgiler 90 derecelik açı, 180 derecelik açı neyi anlatıyor? Connection'ları anlatıyor. Hani telefonunuz çekmediğinde bile evde yer değiştiriyorsunuz ya bağlantıyı almak için. Aralarında iyi bağlantı benim maviyle orada renklendirdiğim açılar rahat akan enerjiler. Yukarıda Venüs ve Mars var. Öbür tarafta Yay burcundaki gezegenlere üçgen açılarını görüyoruz mesela. Bu onun içindeki enerjinin ateş yani motivasyon yüksek olduğunda, harekete geçirildiğinde, kendi kendine harekete geçme kapasitesi çok yüksek bir balık. Normalde balık çok öyle saldırgan bir burç değildir. Hep burcun hayvanını düşünün deriz insanlara. Evet. Balık suda kendi halinde. Evet, dalar, derinlere gider. Ama Pepe için pek öyle diyemeyeceğiz. Çünkü Mars ve Venüs mesela Koç'ta. Ne demek? Mars onun motivasyonu, hırsı, iradesi. Koç nasıl bir burç? Tuttuğunu koparan, kafadan direkt giden, hızlı karar veren, inisiyatif alan. Enerjisi bitmiyor. Defans ondan sonra geliyor hemen ofans. İleriye, geriye golü atıyor, aynı hızla koşuyor defansına, tekrar yerini alıyor. Bir bakıyorsunuz ki ne kadar hızlı bir hareket. Ateş enerjisi. Ya yani arabanın motoru güçlü diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, Alvaro Negredo'ya geçelim. Ne? O transferde yine futbol kamuoyunda oldukça yankı uyandıran isimlerden biri oldu. Uzun süre tartışıldı. Kim gelecek forvet hattında, kim olacak derken evet. Alvaro Negredo ile anlaşıldı ve artık bizimle birlikte. İnşallah güzel ve hayırlı çok olur. Bol gollü oldu. Bir sezon geçirir inşallah. Yıldızlar ne diyor? Yıldızlar onu tabii ki destekliyor. Neden destekliyor ya gelelim. Negredo 20 Ağustos 1985 doğumlu bir aslan burcu yine. Yine ateşe geldik bakın. Yine ateş elementindeyiz. Güneş doğduğunda güneş aslanda, Mars aslanda ve Merkür aslanda. Dolayısıyla aslan ağırlığı zaten... Fiziksel olarak tipine baktığınızda kaşlar, evet. Şu yanak, yani aslan insanların genelde şu şakaklarında
o bir aslan efektini görürsünüz. Şöyle bir baktığında hükümdarların, liderlerin, yöneticilerin ve inisiyatif alabilen insanların burcudur. Çok güçlüdürler. Ama öyle her şeye, hani ormanın kralı aslanı düşünün yine. Her şeye koşmaz. Gereken yerde gereken hamleyi yapar. Ve yaptı mı da bunu çok güçlü bir şekilde yapar. Yine Mars'ına bakıyorum. Hani sporcu haritalarında kas gücünü gösteren aslanda olması, bir aslanın gücünü düşünün diyeceğim. Hiç başka bir şey demeyeceğim. Aynı şekilde Medel de aslan çünkü. Ama mesela Negredo ile Medel'in arasında duygusal motivasyon bakımından bir fark var. Bunları haritasından çıkarıyoruz. Ne fark var? Negredo'nun ay burcu, yani duygusal motivasyonunu gösteren gezegen terazide. Daha sakin, dengeli. Daha dengeli. Bakın çok agresif girmiyor. Ha, çok kızdırırsanız aslanın pençe atması gibi o pençeyi yersiniz. Yani çok kızdırmalarını önermem hani rakip futbolculara. Ama duygusal burç terazide daha dengeli. Dengeli, uyumlu, adil. Mesela adalet duygusu çok güçlü. Haksızlığa pek gelemeyen, haksızlıkta çok sinirlenebilir. Medel'in duygusal burcuna peki? Ne olabilir sizce? Medel'de biraz daha agresif. Böyle şöyle ısırmak isteyen lakabı pitbull. Böyle bir, ben şunu bir acıtsam, beni çok acıttı, bir tepki versem diye bir tavır hissetmiyor muyuz? Tabii hissediyoruz, hissetmez yani, mıyız? Medel aynı, çok benzer harita, oraya geçersek hani gerçi Medel'e sembolleri herkes bilmiyor ama astroloji bilen izleyicilerimiz görür. Medel de ben de önüme hemen açayım ki buradan aynı şekilde takip edebileyim sizi. Medel'in haritası burada çıkmamış. Medel de 2 Ağustos 1987 doğumlu, artık ezberde hepsi zaten. Güneşi, Mars'ı, onun da aslan burcunda ama duyguları sembolize eden ayı akrep burcunda Medel'in. Akrepte olmasından dolayı aşırı duygusal, aşırı tutkulu, aşırı takıntılı bir şekilde görevini yerine getirmek isteyen, yani Negredo'ya göre daha agresif, daha şöyle beni acıtırsa bunu bir sokayım tarzı olabilir. Oo. Tuttuğunu koparır. Peki bize şimdi mesela yani Pepe transferinde de Medel transferinde de acaba olacak mı derken çok kırmızı kart görürler. Çok agresif futbolcular. Acaba Beşiktaş'ta uyum sağlarlar mı gibi bazı işte köşe yazarlarından böyle olumsuz eleştiriler de geldi. Yani çok sert, çok kırmızı kart görür, işte çok agresif diye. Şimdi Medel peki bu anlamda sıkıntı yaratır mı? Çünkü duygusal burcu akrep diyorsunuz. Ay burcu demek değil mi? Yani ay burcu akrep, duygularını ortaya koyma şeklini. Kendi burcu zaten aslan. Hani aslan akrep diyorsunuz ki hani tuttuğunu koparıp canı acıtıldı. Şimdi Medel'de şuna dikkat etmek çok lazım. Negredo'nun duygularını kontrol etmesi daha kolay. Onun daha ateşte değil duyguları çünkü. Hava elementinde ve daha dengelenmeye, el sıkışıp hani yürümeye biraz daha müsait. Hani tartıştı, el sıkışıp yürür. Ama Medel'in canı acıtılırsa, kırmızı kartta ben şunu söyleyeceğim. Bu futbolcuların hiçbiri ateş elementi haksızlık yapmaz. Artistikçe böyle kendini yere atayım, ben bir puan çalayım, hiç uyanıklık yapmaz. Çünkü ihtiyacı yoktur. Aslan en dürüst burçlardan biri. Çok dürüst, açık, net işini yapar. Ama haksızlığa çok kolay gelemez. Kaç kırmızı kart görmüşler bütün kariyerlerinde? Ama kırmızı kart gördüğü pozisyonlarda çok duygusal tepkileri olduğuna bakın. Yani canı acımış, o tepkiyi sürdürmüş ki kırmızı karta olay gitmiş. Evet. Halbuki yüzeysel, umursamaz biri olsa tekmesini vuracak, yürüyecek, gidecek, hiç orada kalmayacak. Biraz daha çok derine inmemeyi, mesela Medel'in geliştirmesi gereken, mesela ben onun hani danışmanı olsam veya bu yapıda bir danışanım olsa diyeceğim, duygusal olarak bu kadar takılma, yürü geç. Hani takım, mesela sporcu psikologları falan da var. O takılma noktalarını, mesela hakem ona haksızlık yaptı, İçinde tutmadan yürüyüp gitmeyi öğrenmesi veya geliştirmesi gerekiyor. Aynen. Haritayı dengelemek adına. Aynen. Çünkü çok duygusal. Ama biz Türkler de mesela akrep burcu bir ülkeyiz. Biz Türkler de böyleyiz. Hiçbir şeyi unutmuyoruz. Evet, şimdi ben yayın öncesinde de konuştuk. Yani sevgili izleyicilerimize mutlaka bunu da paylaşmak istiyorum. Beşiktaş artık bir dünya kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Evet. Hatta bu kamp döneminde bir Çin seyahati oldu. Ve siz yayın öncesinde bana aslında bu dönemin çok olumlu bir dönem olduğunu söylediniz. Bunu da biraz açalım istiyorum. Çünkü gerçekten çok
önemli adımlar atılıyor bu evet, anlamda. Evet. Şimdi bilemiyorum, başkanımızın vizyonu şeyi hakikaten çok mükemmel. Onun da danışmanları veya astroloğu var mı bilemiyorum. Çünkü çok doğru bir zamanda aslında doğru bir açılım. Ya sezgisel olarak yapıyor, çünkü başkanımız da akrep burcu bildiğimiz kadarıyla. Doğum saatini tabii bilmiyoruz ama hakikaten duygulu bir akrep ve Başak'ta da gezegenleri var. Hem Başaklar pratik, somut, hizmet anlamında çok çalışkan insanlardır. Akrep de yine derin, sezgisel, yavaş hareket eden ama sağlam hareket eden. Şimdi başkanımızın niye bu açılımı doğru? Çünkü gökyüzündeki transitlerden, hani Merkür retro dedik, her yıl bir burçta kalan bir tane şans gezegenimiz var. O da Jüpiter. Bütün astroloji merakları bunu biliyorlar. O kaldığı bütün büyümeyi, genişlemeyi, şansı, fırsatları, kısmeti, olumlu imkanları, ufukları genişletmeyi, yayılmayı sembolize eden bir gezegen. Ve tesadüf mü ki acaba 10 Ekim 2017'de Jüpiter Akrep Burcu'na geçiyor? Tabii ki değil. Yani rastlantısal bir şey yok. O hareketler olmaya başladığında biz bu donanıma sahipsek, o kıpırdanmalarımız da harekete ve hayata yani geçmeye başlıyor. Çok olumlu bir açılım. Hani Çin olsun, Avrupa olsun, ben size yayından önce de bahsettim. Benim Amerika'da, kız kardeşim Amerika'da yaşıyor. Yeğenlerim, eşi Flaman, Belçikalı ve hiç Türkiye'de de bir iki tatil dışında bulunmadılar. Türkçe de konuşmuyorlar. Ama Miami'de evlerinde Beşiktaş'ın maçlarını seyrediyor. Evet, hatta bir fotoğrafımız vardı. Yeğeninizin adı neydi? Yeğenim Alex. Alex'in fotoğrafı da var. Ve bana siparişi bu yaz, dayısına ve bana siparişi 3 yıldızlı formamızı istedi. Beşiktaş forması, arkasına adı yazıldı. Hı hı. Ve kartal pozuyla bütün bizim, şimdi tabii nasıl Alex de bundan etkileniyor? Trans Pepe'yi biliyor. Evet. Negredo'yu biliyor, Medel'i biliyor. Diyor, o diyor işte FIFA oyunundaki reytingleri şu olan Pepe mi size geldi? Bakın 7 yaşında bu çocuk ve yaptığı yorum, Pepe'yi 7 yaşındaki çocuk tanıyor. Ama bu açılımları biz yaşamasaydık, bu transferleri biz yapmasaydık nasıl bu çocuk bunu bilebilirdi? Bilemezdi. Demek ki biz Amerika'da, Miami'de, Florida'da oturan bir 7 yaşında çocuğa bile bana 3 yıldızlı Beşiktaş formasını getir dedirtebiliyorsak, demek ki hakikaten bırakın Çin'den Amerika'ya kadar biz bu açılımı yaptık demektir. Evet, zaten mesela orada da Çin'deki taraftarların ekrana da geldi şimdi Alex. Kartal pozu, evet, yıldızlı forması. Da selamlarımızı gönderelim. Ona da ta Amerikalarda, yani Çin'de de mesela Beşiktaş forması giymiş. Yani bir sürü taraftar, yani futbolcularımız bile çok şaşırdı. Dediğiniz gibi bu açılım çok önemli. Ya 7 yaşında bakar mısınız ve diyor ki 3 yıldızlı, hatta çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Orada kendi okulunda arkadaşlarına devamlı Beşiktaş'ı anlatıyor. Ve Etiyopya, annesi babası Etiyopyalı arkadaşları İstanbul üzerinden Etiyopya'ya tatile giderken iki gün İstanbul'da kaldılar Türk Hava Yolları ile gelip. Ve iki gün kaldıklarında annesine babasına söylediği şey, ben Beşiktaş'ın stadına gitmek istiyorum. Yani güzel ve bu işte. Temmuz ayındaydı, bizim 3 yıldızlı formalarımız daha çıkmamıştı. Oradan da bizim 2 yıldızlı formadan almışlar, üstlerine giydiler. Etiyopyalı çocuklar, Miami'de yaşayan Etiyopyalı çocuklar 7 yaşında Beşiktaş formalarıyla Instagram ve Facebook resimleri dolu. Bu jenerasyonu düşünebiliyor musunuz? Yani... Hmm. Onun için tabii ki ben hani tebrik ediyorum, takdir ediyorum ve çok doğru zamanda atılmış bir tohum olarak da astrolojik anlamda. Evet, yani bilinçli de yapıldıysa çok önemli, bilinçsiz yapıldıysa da gerçekten çok, doğru. Çok anlamlı ve doğru bir zamanda. Bu gökyüzünü doğru kullanmaktır, dediğim gibi hani bu işleri doğru zamanda ben size bir tohum vereyim, bir çiçek tohumu, ama diyelim ki bunu Eylül-Ekim'de ekeceksiniz, siz onu bırakın gidin 30 Aralık'ta ekin. Ne olacak? Olmaz. Ektiğiniz gün dondu, bitti zaten. Aynen öyle. Zamanında yapmak her zaman avantajlı. Aynen öyle. Şimdi bu seneyi şöyle genel olarak nasıl geçiriyoruz? Nasıl etkiler hakim Beşiktaş'ın üstünde? Biraz da ondan bahsedelim, çünkü artık yavaş yavaş kapatacağız. Kapatıyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Genel havayı anlayabilmemiz için hem bizi zorlayacak gezegenlerin nerede olduğuna bakmamız lazım, hem de destek alacağımız gezegenlerin nerede olduğunu anlamamız lazım. Destek olan Jüpiter bizim için tabii. Hı hı. Akrep Burcu'na geçecek olması bizim haritamızda, futbolcularımızın da kulüp haritalarında da bütün ilgili alanlara şansını, bereketini getirecek. Ama ben en başta bunu başkanımızın akrep olması...
en tepeden şansı tepeden aldığımızı gösteriyor. Evet. Ve bu Akrep Burcu'ndaki bu transit Kasım 2018'e kadar sürecek. Dolayısıyla demek ki bizi hakikaten yani üçüncü şampiyonluğumuzun üst üste üçüncü çok yakın bir hayal demeyeyim de düşünce olduğunu düşünüyorum. Ama çok engellerle de karşılaşacağız. Yani çok blokajlarla da karşılaşacağız. Bunlar da belli, zaten belli oldu ama bizim kendi tuttuğumuz yoldan taviz vermememiz gerekiyor. Hani geçtiğimiz günlerde Başkanımız Fikret Orman bir tabii bu PFDK kararlarına evet, evet, sebebiyet verilen ve sonrasında tekrar bir basın toplantısında yine açıklamaları, onun Akrep Burcu. Şimdi biz çünkü başkanımızı hiç öyle görmüyoruz. Yani siz öyle görmüyorsunuz ama mesela ben yayınlarını izlediğim zaman ben görüyorum. Çok duygusal bir insan ve dikkat edin hiçbir şeyi unutmuyor. Yani ve çok tatlı bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ama söylediği her lafın içinde anlayanlara çok güzel mesajlar var. Evet. Yani mesela bizim futbolcumuzu yedek alıp oturtmayı planlayan insanlara böyle demişler ve bir bardak su aldı içti. Bu kadar. Yani vücut dili, beden dili onlara çok güzel aktarıyor. Ben çok doğru kullandığını düşünüyorum. Çünkü su elementi ve Başak'ta da gezegenleri var. Su toprak, dengeli bir insan. Ama Jüpiter'in gazına lütfen gelmesin. Jüpiter çünkü ne yapar? Her şeyi coşturan bir gezegen. Birden böyle hani coşmamamız lazım. Çünkü onun etkileri her sene değişiyor. Şimdi bu sene Akrep'teyse seneye başka bir burca tabii geçecek. Tabii seneye mesela Kasım ayında Yay'a geçecek. Şimdi yani, onun yaşadığı anda sonra birden bittiğinde sarsıntılarla mı karşılaşıyoruz? Ben mesela derste öğrencilerime verdiğim çok güzel bir örneği söylemek istiyorum. Şimdi bir balonu şişiriyorsunuz değil mi? Çok küçük olsun istemiyorsunuz. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Jüpiter'le üflüyorsunuz sanki, düşünün. Onun sınırını iyi bilmemiz gerekiyor. Sınırın ötesine gittiğimizde balon patlıyor. Balondan da oluyoruz. Sınırın yani nerede patlayabilir iyi sezdiğinizde Jüpiter'den maksimum faydalanabilirsiniz. Yani büyümenin de bir sınırı olur. Yemeğin de mesela baklava getirdiler önünüze. Ha, iki dilim, üç dilim. Ha, bir kutuyu herkes yiyebilir. Ondan sonra akşam uğraş sancıyla, krizle. Hep dengeli ve ılımlı. Ama ben doğru kullanabileceğini düşünüyorum. Ve ona hem kişisel hayatında hem kişisel projelerinde de büyük genişleme fırsatı vereceğini düşünüyorum. Satürn mesela Yay burcunda ateş enerjisini biraz kısıtlıyor. Satürn de 20 Aralık'tan sonra Oğlak'a geçecek. Aslında 2018 yılıyla birlikte biraz daha yapılanmayı, doğru yapılanmayı gerektirecek etkiler altına gireceğiz. Ama ben genel olarak hani bizim kendi bünyemizde çok iyi bir açılım içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dışarıdan gelen hani kadersel diyelim veya kontrol dışı temalar müdahil olmadığı sürece. Evet, ama en önemlisi tabii ki biz şansı en tepeden başkanımızdan alıyoruz bu sene. Ve mesela futbolcu, mesela Medel'in Ay Burcu Akrep, ona bakıyorsunuz. Ondan sonra Lens'ten bahsetmedik. Lens kendisi Yay Burcu. Mesela şimdi ona da geliyor zaten bu transit, iyi transit. Mars'ı Akrep'te. Çok iyi, çok kararlı, çok sistematik ve çok çalışkan bir sistemli ve planlı bir çalışkan bir yapısı var. Dolayısıyla mesela her oyuncumuz Akrep Burcu'nda bulunan gezegenlerinde o şansı alacaklar zaten. Evet. Şimdi siz anlatırken şu geldi aklıma. Mesela Şenol Güneş'in şöyle bir özelliği var. Eline gelen öğrencilerini diyeyim artık, futbolcularını evet, böyle parlatma, işte yıldızı sönmekte olan ya da işte kariyerinde böyle durağan bir dönem geçiren evet, futbolcuları bir şekilde parlatıp işte gol kralı yapmak, onları parlatmakla bir meşhur bir tarafı var. Bunu çok gördük. Hatta Negredo geldiğinde işte milli takıma gitme sırası Negredo'da diye evet, başlıklarda evet, gördük. İşte Dembaba, Mario Gomez, Cenk zaten diğer takımlarda da yani başka takımları çalıştırırken de elindeki futbolcuları çok parlattığını görüyoruz. Bu sene böyle yıldızı parlayacak böyle kişiler gözüküyor mu takımda? Şimdi şöyle bir şey önce söylemek istiyorum size. Şenol Güneş öğretmen, evet, biliyorsunuz mesleği zaten. Ben haritalarını bizim futbol, mesela futbol teknik direktörümüz, basketbol teknik direktörümüz Ufuk Sarıca, Ufuk Sarıca, Sayın Ufuk Sarıca ve Mogas handbol teknik direktörümüz Müfit Bey. Üçünün ortak neleri var biliyor musunuz? Neler? Hepsi Merkür yönetimindeki burçlarda doğmuşlar.
Sayın Ufuk Sarıca İkizler Burcu, Merkür yönetici gezegeni. Sayın Şenol Güneş İkizler Burcu, Merkür yönetici gezegeni. Sayın Müfit Arın, Başak Burcu, Merkür onun da yönetici gezegeni. Şimdi genelde eğiten, öğreten, bilgi aktaran, şekillendiren insanlarda, eğitmenlerde, öğretmenlerde, dilini iyi kullanan insanlarda biz Merkür'ün ya da Merkür yönetimindeki burçların çok ön planda olduğunu görüyoruz. Başka bir örnek de aklıma geldi. Siz Başak Burcu'sunuz. Yükselen Bülent ikizler. Bey, ikizler. Bülent Bey Başak Burcu. Sevgili Gürler Akgün Başak. Başak Burcu. Dikkat edin, hep ifadenin burcu. Benim daha önce çalıştığım birçok spiker arkadaşta da Başak Burcu vardı. Şimdi bizim hocamız hakikaten bir öğretmen ve eğitmen. Kumaşı iyi olan herkes onu dinlerse çok şey kazanır. Bir de Şenol Güneş'in Ay Burcu Başak. Mutluluk, duygusal taraf, mükemmeliyetçi. Ve planlı ve organize bir insan. Şimdi bir oyuncu değiştirdiği zaman, dünkü toplantısında dinledim, hani açıklıyor. Ya o onu neyi planlayarak yapıyor? Spiker bir şey yorumluyor oradan mesela. Niye ben olsam böyle yapardım? Sen o hocanın takımı değilsin, takımın hocası değilsin. O hoca bir şeyi görüyor. Ha bazen göremeyebilir. O ayrı, ona diyecek bir şeyim yok. Ama hoca bütünü düşünerek orada bir hamle yapıyor. Çünkü o onlar onun öğrencileri ve o onların hocası. Her öğrencinin hocanın başarısı öğrencilerin başarı seviyelerinin yüksek olmasıyla ölçülür. Ay ne güzel geldi vallahi, şahane. Öyle değil mi yani? Evet. Bakın hani, ve ikizler burcu olduğu için de çok hızlı, çok pratik, çok zeki bir şekilde bunu kavruyor, uygulamaya getiriyor ve mükemmelleştirmeye çalışıyor. Evet. Yani ben onu çok iyi bir sanatkar olarak görüyorum aslında. Yani hakikaten bir sanat icra ediyor orada. Evet. Ne mutlu onunla çalışma şansına erişen aslında futbolcu arkadaşlarımıza. Kesinlikle, yani kesinlikle. Ve Negredo olsun, bakın Medel'e ben, Quaresma'ya nasıl babalık yapıyor, nasıl abilik yapıyor. O hani böyle o deli fişek, ateş enerjisi çok yüksek Quaresma'nın da. Evet. Ama onu nasıl dinginleştiriyor? Yani iletişimi çok iyi, bilgisi çok derin ve ben Pepe olsun, Negredo olsun çok profesyonel futbolcular. Tabii. Hemen hocanın o kalite farkını göreceklerini ve çok keyifli bir şekilde hani milli takımlar seviyesine yükseleceklerini. Çünkü bize gelen parlıyor arkadaşım. Yani çünkü hocamız çok iyi. Hakikaten çok iyi. Yani inşallah uzun yıllar boyunca hep ya bizimle olur. Bütün hocalarımızla üç kulvarda, şu andaki üç kulvarda hani benim haritalarını bildiğim hocalarımızla uzun yıllar devam ederiz. Çünkü en iyiler bizde. Evet, özür maalesef diliyorum diğer takımlardan ama en iyiler bizde. Evet, çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Valla sohbetinizi doyum olmadı. Ben yine uğur getireceğinizden eminim. Çünkü İnşallah. Geçtiğimiz iki sene boyunca da böyle oldu. İnşallah öyle olacak. İnşallah güzel bir sezon geçirelim. İnşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun ama bu sene biraz daha sık yapalım bu olur, programlarımızı. Olur. Tabii gerek duyduğunuzda, davet ettiğinizde ben seve seve gelirim. Çünkü başka televizyon programlarına gitmeyi tercih etmiyorum ama Beşiktaş benim hakikaten kalbimdeki kulübüm ve çok hakikaten özel her zaman. O zaman ben de sevgili izleyicilerimize sözünü vereyim. Şimdiden ara ara i̇nşallah. Bizlerle birlikte olur inşallah Betül Alakır ve seve ondan seve böyle tiyolar alırız. Mücadele sonralarını değerlendiririz. Neden böyle bir performans şıkkı oldu? Ya da bu patlamayı nasıl yaşadık? Yani hatta şey bile biz yapıyoruz. Maç öncesinde o maçın haritasını çıkarıyoruz ve mesela maçın kırılma anlarını, yani bir sonraki haftaki maçları konuşup aslında nasıl gerçekleştiğini bile görüyoruz. Bu programımız çok tutar ama herkes. Ama bir bakın yani, çünkü ben bunu yıllardır yapıyorum ama ben bunu yazmıyorum. Çünkü bu bir iddia falan değil ama mesela biz Lyon maçında penaltılara uzadığı zaman ben tribünlerdeydim kardeşimle birlikte. Ve penaltılara kadar şansımız çok yüksekti. Penaltıda gökyüzü haritasına baktım. Kardeşime dedim ki biz gitti. Ya dedi öyle demenin biçim enerji oluyorsun. Enerji değil dedim. Şans onlara kaydı. Ya yani inşallah yanılırım ama anlık gökyüzü haritası da o anki enerjinin ne, şimdi rakibi temsil eden alan var. Hani astrolojide çok şey var. Evet. Bazen kırılma anlarını, bazen maçın nerede tıkanabileceğini, ne olabileceğini de bize ışık tutuyor ama dediğim gibi sahada 11, 11, 3 tane de hakem çok dış etken olduğu için hani
bireyde olduğu kadar direkt doğru öngörüm yapma ihtimalimiz oldukça azalıyor. En azından havayı biliyoruz, sert bir maç olacak. Sinirlere hakim olmak lazım veya şu olabilir, gaza gelmemek lazım, tahrike kapılmamak lazım. Bazı maçlarda bunlarla ilgili tiyolar da veririz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, gün doğduğu bugün noktalıyoruz ama yarın saatleriniz onu gösterdiğinde ben tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Hep uyandık statlara dayandık. Gün doğdu, hep uyandık statlara dayandık. Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık. Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık. Sen kimiz? Kartal semti aşık eder herkesi. Sen kimiz? Kartal semti aşık eder herkesi. Üzerimden eksilmesin bayrağım. Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi.